Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu serideki artık ne olacak, ne bitecek maçıydı bu aslında. Ve 3-1 yaptı seriyi Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşısında. İNG Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa uzandı. Bize son sayfayı Sarı Lacivertli ekibi tebrik ederek başlayalım. Volkan Demir. Valla serinin bütün maçlarını izledim. Evet. Son dönemde Fenerbahçe Basketbol'un, Fenerbahçe Beko'nun bir kan kaybı vardı. Yani özellikle Obradoviç'in gidişinden son dönemlerde, hatta evet. Obradoviç'in son dönemi de işte çok fazla sakatlık olması vesaire beklentinin altında kalan bir takımdı. Fakat bu yıl benim en düşük beklentim olan yıldı. Maalesef Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Evet. Fenerbahçe playoff dışında kaldı. Orada da tabii Efes'in Fenerbahçe'nin dışında kalması yönünde oy kullanması biraz manidar. Ama ne olacaktı bilemeyiz devamında. Bunun da rövanşı diyelim ya da buna bir yanıt olarak Fenerbahçe finalde Efes Pilsen'i, eski adıyla Efes Pilsen, yeni adıyla Anadolu Efes'i mağlup etti. 3-1'lik bir skor. Yani ben şimdi burada çok basketbolla ilgili ahkam kesmek istemiyorum ama iyi bir basketbol izleyicisi olduğumu düşünüyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Daha iyi takım olan, daha iyi oyuncuları olan demiyorum. Daha iyi takım olan kazandı. Yoksa Vasile Micic, Shane Larkin ikilisi şu anda Euroleague'de bütün hocalar arasında anket yapsan hangi ikiliyi alırsın? Bu ikiliyi seçerler. Öyle bir kalite ikisi de. Fakat Fenerbahçe 4 maçın 3'ünde hem Larkin'i hem Micic'i en asgari tehlikeli duruma indirmeyi başardı. Burada da kim ne derse desin koç faktörü devreye girdi. Georgievich'in bence belki de kariyerindeki en önemli şampiyonluklardan biridir. Çünkü Euroleague şampiyonuna karşı bütçesi nispeten daha düşük, beklentinin daha düşük olduğu bir takımla çok değerli bir şampiyonluk kazandı. O açıdan Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Tabii ki bu arada Anadolu Efes'te Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmış bir takım. Onun da hakkını teslim edelim. Onlar belki biraz demotive durumda oldular. Hani Euroleague şampiyonunun ardından Türkiye Ligi'ne biraz daha az konsantre olmuş olabilirler. Evet. Sezonun yorgunluğu daha fazla olmuş olabilir. Birçok etken sayabiliriz Muhtemelen. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe açısından tarihin en anlamlı şampiyonluğu demeyeyim ama çok değerli şampiyonluklarından bir tanesi basketbolda. Bu sezon geldi. Yani tabii senin de söylediğin gibi özellikle Euroleague şampiyonu karşısında ve üst üste, ya bu da önemli. Bir 4 maçın 3'ünü kazanarak. Bir istikrar da söz konusu. Yok, şampiyonluk olarak diyorum Euroleague'de. Anadolu Efes'in hani başarısı. Ekstra belki yorgun bir takım. Belki o turnuvanın yorgunluğu vesaire. Galatasaray serisi de yordu. Galatasaray'da farklı bir mağlubiyet almışlardı. Bir Galatasaray de. Serisi de yani o 3-2 seri epey olduğu için yordu. Kesinlikle. Ve buraya kadar ama geldi. Ama sen diyorsun ki iyi takım olan taraf. Daha iyi oyuncuları olan değil, daha iyi takım olan kazandı. Yani skor dağılımlarına sadece, hani istatistik ben çok sevmem ama basketbolda çok önemlidir. Sadece skor dağılımlarına bakarsanız şampiyonun neden geldiğini çok iyi anlayabilirsiniz. Bugün 4. çeyrekte başlangıcında maçı koparan 2 tane sayıyı Fenerbahçe'nin rotasyonunda 8. 9. oyuncu olan Metecan Birsen attı. Bu da bence basketbolda elbette yıldızlar çok çok önemlidir ama takım olgusunun da her daim ön planda olduğunu gösteren durumlardı. Fenerbahçe dediğim gibi tarihin en anlamlısı değil ama çok anlamlı şampiyonluklarından birini kazandı. Sonlara doğru bir oyunda değişim olmaya başladı aslında. Belki biraz daha uzun bir maç olsaydı daha da heyecan artabilirdi ama bir yerden sonra artık. 4. çeyreğin ilk 5 dakikası evet. Fenerbahçe 18 sayılara çıkardı farkı. 3 dakika 20 saniye kala maç bitti aslında. Orada hem Larkin hem Micic'i evet. oyundan alarak Ergin Ataman. Zaten mağlubiyeti kabul verdi. Ettiğini, evet. Mağlubiyeti kabul ettiğini gösterdi. Son bir dakika kala Georgievich'in bir molası var. Biliyorsunuz Fenerbahçe taraftarının klasik tezahüratı Ergin Ataman'ı kızdırmak için mola alsana diye bir tezahüratı var. Orada son bir dakika kala Georgievich'in mola alması biraz sanki o karşı tarafa bir mesaj gibi algılandı ama Ergin Ataman tepki verdi. Fakat Georgievich de o esnada bir şey anlatmak istediğini oyuncularına o yüzden mola aldığını söyledi. Zaten son bir dakikada çok basketbol oynandığını söyleyemeyeceğiz. Orada herkes birbirini tebrik etti. Evet, orada artık bir tebrik. Centilmence bir tur oldu diyebiliriz. Arada ufak tefek tabii ki tartışmalar, atışmalar olacak.
Ama centilmen bir tur olacak oldu diyebiliriz. Bir final oldu diyebiliriz. Güzel. Yani belki de Fenerbahçe ile Efes arasındaki en sakin finallerden biriydi. Güzel bir final serisi oldu. Evet Nevzat, sen takip ettin mi serileri? Ya izledim. Son maçı biraz izledim. Yoldaydım. Ama son bölüme yetişim zaten kopmuştu. Ya Fenerbahçe açıkçası böyle bir sezon için çok beklediğim bir son değildi. Yani Georgievs için de baktığımızda zaten muhtemelen yeni sezonda olmayacağı konuşuluyor. Öyle gözüküyor. Ve Fenerbahçe... Şampiyonluğa rağmen. Evet. Ya tabii ki şimdi bu belki fikirleri değiştirir ama hep Itudis'in adı geçiyordu, evet, biliyorsunuz. Ben anlaşıldı diye hani söyledim. Evet evet, hep Itudis'in adı geçiyor. Belki ikinci şeyi de yıldızı hak ediyordur aslında yani. Sonuçta Obradovic sonrası gelmek değil mi? Hep büyük bir teknik adamdan sonra gelmek kolay değil. Şimdi şunu da kabul edelim yani. Tamam, Georgievs'in bu arada çok büyük bir basketbolcuydu o. Yani bizim çocukluğumuza denk gelir. Sen evet, de çok net hatırlarsın. Çok büyük bir basketbolcuydu. Ama Team System Bologna mıydı yani? Team System Bologna, bravo be. Helal olsun. Güzel hatırladın. Alexander Çavuç. Bir de Danilovic vardı aynı takımda. Evet. Neyse, şimdi konuyu dağıtmayalım. Ne olursa olsun Obradovic sonrası gelmiş bir koç. Senin de söylediğin gibi. Obradovic sonrası, yani bu Alex Ferguson sonrası Manchester United gibi bir şey yani basketbolda. Çok özür diliyorum. Sözüne bir virgül koyalım. Telefon attığımızda Ender Bilgin var. Hı hı. Kendisi Fenerbahçe Beko'nun bu şampiyonluğunu ve final serilerini yorumlayacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Kolay gelsin Melike. Teşekkür ediyoruz. Şimdi biz bir giriş yaptık ama Ender Bilgin aynı zamanda hani anlatıcılığının dışında çok da iyi bir basketbol izleyicisi olduğu için kendisinin değerlendirmelerini merak ediyoruz. Aslına bakarsan belki bu dönem genç kuşak çok fazla denk gelmemiş olabilir ama bayağı bir final anlatmışlığım var benim. Evet. Benim gençliğimde bayağı bir NBA maçı dinledik abi sen. Bir de 8-10 yıllık NBA geçmişim var tabii. Bir kısmı Amerika'dan olmak üzere. O yüzden kendimi bir şeyler söylemeye ihtiyacını da hissettim. Çok güzel bir seri oldu her şeyden önce. Orada Volkan'ın da saptamaları çok yerindeydi. Fenerbahçe için çok önemli bir şampiyonluk bu. Şimdi Anadolu Efes çok iyi bir projeyle hem son 2 yılı ligde hem de özellikle tabii Euroleague'de force etti. Bunu da hak edecek oyunu ve planlamayı yaptılar. Burada Ergin Ataman'ın da büyük başarısının altını çizmek lazım. Tabii Anadolu Efes organizasyonunun da. Volkan'ın orada çok güzel bir ifadesi vardı. Yani hem kadro değeri hem oyuncu bazında karşılaştırmalar yapılacak olursa belki Anadolu Efes takımı daha önde gözüküyor. Fakat Fenerbahçe takım olarak daha fazla isteyerek, daha fazla motive olarak, daha fazla inanarak kazandı bu seriyi. Çok önemli bir şampiyonluk Fenerbahçe açısından. Aslına bakılırsa Aziz Yıldırım döneminde şampiyonlukları force eden, bir ara 5'te 4 yapan, araya yanılmıyorsam bir Karşıyaka şampiyonluğu girmişti. Doğru, Bobby Dixon'da. Evet evet, bir Fenerbahçe Beko var. Yanılmıyorsam son 15 yıldır da bu ya 8 ya 9. şampiyonluk. Yani evet, gerçekten Fenerbahçe'nin basketbolda müessese kulüplerine karşı bir direnişi var. Kulüp takımlarının adeta lokomotifi oldu Fenerbahçe. Bu anlamda Anadolu Efes bu kadar güçlü bir derinliği de olan kadro kurmuşken bu şampiyonluğu kazanabilmek Fenerbahçe camiası için de, Fenerbahçe basketbol operasyonu için de çok önemlidir. Obradovic gittikten sonra sorun yaşamayan takım yok. Panathinaikos'un hali herkesin malumu. Biliyorsunuz sezon başında yaşananları, Kokoşkovlu olanları, Georgievs'in gelişini, orada biraz da eli sıkışıkken Georgievs'le anlaştı Fenerbahçe. Euroleague performansı da inişli çıkışlıydı. O dönemde işte Anadolu Efes'in Rus takımları ile ilgili o oylamada kullandığı o iki kulüp arasında, iki camia arasında sıkıntılara neden oldu. Bildiğiniz gibi Ergin Ataman takımları Fenerbahçe'ye karşı iyi skorlar almıştır. Bu daha önce Efes'te de, Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da, farklı takımlarda da oldu
özetle. Ergin Ataman Fenerbahçe rekabeti de vardır bir anlamda. Bunların hepsini üst üste koyacak olursak Fenerbahçe çok değerli ve kendi basketbol operasyonu için de daha iyi yatırım yapmasına olanak verecek bir şampiyonluk elde etmiş oldu. Burada perde arkasında Mauricio Gerardini'yi de unutmamak lazım. Gerardini'nin de buradaki katkısını göz ardı etmemek lazım. Büyük ihtimalle siz de konuştunuz. Djordjevic seneye olmayacak diye düşünüyorum ben de. Itudis'le ilgili çok fazla söylem var. CSK'dan ayrıldı. Ama bugün mesela finalin en değerli oyuncusu olan Veseli'ye de Barcelona'nın ciddi bilgisi var. Bilmiyorum bu şampiyonluktan sonra mesela Veseli'yi kalmaya ikna ederler mi? Veseli'nin de olup olmayacağı belli değil ama çok büyük bir iş disipliniyle ve Fenerbahçe'ye dört elle sarılarak bu final serisini adeta hediye etti Fenerbahçe'ye Yan Veseli. Gönül tabii onun Sarılar Caddesi takımda kalmasını ister. Ama Barcelona'nın ciddi bilgisi var, onu biliyorum. Yani özetleyecek olursak Fenerbahçe açısından, Ali Koç açısından ve gelecek yıl Fenerbahçe'nin basketbol şubesine daha iyi, daha güçlü yatırım yapması açısından değerli bir şampiyonluk oldu. Bizim de basketbol iklimimizin böyle bir kulüp takım şampiyonluğuna yine ihtiyacı vardı. Sanıyorum Galatasaray yarı finalde Efes'in başına çok iş açtı. Yeni koçuyla onlar da iyi iş yapıyor. Şimdi yeni bir yönetim var. Eğer Galatasaray da biraz daha yatırımı yükseltirse biz basketbola bir dönem o çok yükselen ilginin yine aynı seviyelere gelebileceğini umut edebiliriz. Bu anlamda da bu şampiyonluğu değerlendirmek lazım. Özetleyecek olursak Fenerbahçe camiası adına çok özel, çok değerli bir şampiyonluk oldu. Teşekkür ediyoruz Ender Bilgin. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Selamlar. Ben Ender abinin lafını bölmek istemedim. Yine virgül koy. Şimdi Başkan Erdoğan'ın tweet'i var. O gelecek ekrana. Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrasında bir tebrik tweet'i paylaştı. O da ekranda. Tebrikler Fenerbahçe Beko dedi. Evet. İNG Basketbol Ligi, Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe basketbol takımıyla taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. Başkan Tayyip Erdoğan da yayınladığı tweette. Devam et istersen. Ben de Ender abinin lafını kesmek istemedim ama ciddi bir değişim olacağı konuşuluyor. Şimdi bir yandan işte malum amatör şubelerin basketbol da tırnak içinde amatör şube olarak geçiyor. Eski söylemle diyelim. Sportif fahişelere olan yükü tüm üç büyük kulüpte çok ciddi problem. Diğer branşlarda dahil olmak üzere. Tabii ki burada en önemli gider basketbol. Ali Bey sıklıkla bundan bahsediyor. Sıklıkla işte ciddi bir açık olduğunu, sponsora rağmen, Beko'ya rağmen ciddi bir açık olduğunu söylüyor. Bir şekilde sübvanse etmeye çalışıyoruz ama zorlanıyoruz diyor. Şimdi orada da çok pahalı oyuncular var. Nando De Colo gibi, Yan Veseli gibi. Bu oyuncuların ayrılabileceği konuşuluyor. Ama şimdi şöyle büyük camialar, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, büyük camialar her zaman biraz o şeyle, basketbol tabiriyle söyleyeyim, o momentumla biraz kararlarını alırlar. Şimdi Fenerbahçe bu şampiyonlukla 3-4 yıldır kaybettiği o momentumu yeniden yakaladı. Belki de başkanı şu anda diyordur ki, ya kardeşim bu iş bizim camiamızın artık bir geleneği, bir kültürü haline geldi basketbol. Daha hem Euroleague'de hem basketbol liginde. Sen daha iyi bilirsin ama bir dönem futbol maçlarına gitmeyen Fenerbahçeliler yoğun bir şekilde basketbolu takip ettiler. Ve zaten o zaman çok büyük başarılar da elde etti Fenerbahçe ama ciddi bir basketbol şöyle izleyicisi var yani, Fenerbahçe Beko. Ben az önce de söyleyeyim, iyi bir basketbol izleyicisiyimdir. Euroleague'in belki de en kaliteli dönemlerinden birinde, en kalitelisi olduğunu iddia etmiyorum ama en kaliteli dönemlerinden birinde Fenerbahçe 3 kez Final Four oynamıştır, 2 kez final oynamıştır, 1 kez şampiyon olmuştur. Yani Fenerbahçe taraftarı aslında o açıdan çok şanslı. Mesela ben şu anki Euroleague'le Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu Euroleague'ler arasında ciddi bir kalite farkı olduğunu düşünüyorum. Avrupa basketbolunun düşüşte olduğunu düşünüyorum. Yine tekrar edeyim, ahkam kesmek istemiyorum basketbolla ilgili. Ben bir izleyici olarak konuşuyorum burada. Futbol gibi bir uzmanlık alanım yok. Futbolda
çok antrenman izledim, çok maç izledim yerinde. Yani şöyle söyleyeyim, senin söylediğini destekleyecek olarak o dönemde Fenerbahçe Euroleague maçlarını ben rakip ayırt etmeksizin, yani Fenerbahçe'nin 30 sayı fark atacağını bildiğim maça dahi Ataşehir'e kalkıp gidiyordum maçım çok zor olmasına rağmen. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir oluşumdu. Şimdi o yavaş yavaş NBA'den bazı yıldızların dönüşleriyle işte Barcelona'nın, Milano'nun yatırım yapmalarıyla biraz daha o kaliteye doğru dönülüyor ama hala eski şey yakalanmış değil, eski hava yakalanmış değil. Çünkü açık konuşalım, Fenerbahçe Beko da yok. Fenerbahçe Beko da birkaç yıldır çok başarısız. Evet, evet. Yani o bahsettiğin işte düşüşe dahil ettiğin dahil, takımlardan biri. Yani kim ne derse desin. Evet, evet. Fenerbahçe Beko Euroleague'in markalarından biridir. O da düşüşte. Şimdi bu takımlar geri dönerse yeniden o organizasyon hareketlenir, heyecanlanır. Çünkü Avrupa basketbolu NBA'den farklı olarak hani iki günde bir maç değil, daha çok mücadelenin, daha çok işte savaşın, hani böyle uzaktan üçlüklerin değil de kora mücadelenin izlendiği maçlardır. Onun da alıcısı vardır. NBA'in de alıcısı vardır, onun da alıcısı vardır. Ama o kalite düştüğünde, o mücadele kalitesi düştüğünde reyting de düşüyor. İşte böyle marka takımların, Olympiakos gibi, işte şimdi Barcelona döndü, Milano çok ciddi yatırım yapıyor. Fenerbahçe gelecek sezondan itibaren arttırırsa bu şampiyonlukla yatırımını. Bu sene Bayern ve Monaco da iyi. Evet, Monaco yeni takımlardan biri. Bayern çok, Bayern. O da çok köklü bir Euroleague takımı. Yeniden o eski Euroleague havası yakalanabilir.